İxtisasla tütüncüyəm. Sersan 6. ildən sonra da biznesə məşğulam. SSR Kooperativlər İttifaqının vice prezidenti, Azərbaycan Kooperativlər İttifaqının vice prezidenti olmuşam. Zaqatala'da tanınmış xeyriyyəçiyəm. Şuşa qaçqınları Zaqatala'ya gəlib 3 gündən sonra 150 baş ayağına qoç gəlsin paylamışam. Mən Zaqatala'ya dağın başından 65 bin dolar mən pul vermişəm. Artıq kim qoyub bilmirəm. Bizdə icra başçı Rəhimov icra başçıydı. Mən pul verim Zaqatala'ya su çəkdirmişəm. Hötala kəndində orta məktəbi Asinavaniyadan tikmişəm. Bilirsinizmi? Mən Zaqatala'nın car kəndində heç bir işlə məşğul olmayan, çox çətin şəraitdə yaşayan xalqıma çörək vermişəm. Nə taxtırım var mənim? Bir gün 15 ildir mən prezidentimə məktub yazıram. Mənim prezidentimə yazan məktublar prezident aparatın havadarları cinayətkarların üstünə göndərir ki, onlar cavabı. Cinayətkardan mən sənə şikayət edirəm. Sən cinayətkarın nə yazacaqdı? Yazacaqdı ki, Hacı Bey kiçik oğlardı. Hacı Bey güc eləmir, bizə pul vermir. Onu yazacaq. Mən Zaqatalalıyam. Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən Sovetlər Birliyinin axırlarında kooperativ hərəkatı bizim ölkəmizdə də başlayanlar ilk kooperativ hərəkatına qoşulanlardan. Mən ilk kooperativ hərəkatına qoşulan günü mənim rayonumda mənə qarşı böyük hörmətləri var. Mən birinci öz obyektimi yaratmaq üçün Zaqatalanın dörd tərəfini gəzdim. Ən səfalı, ən yaxşı yeri seçdim. Ataların bir misalı var. Bir yeri yaradanda əvvəl o məkanı seçəsən. Əgər o yaratdığın yer dünya durduqca qalacaqdırsa, əgər o yer bir-birindən mənim nəslim bir-birinə ötürəcəkdirsə. Yoxsa mən elə yerdə tikə bilərəm nəsə bir obyekti. Sabahları kimsə gəlib deyəcək, buradan yol keçir, burada bunu tikmək olmaz, burada qasını çökə bilərdilər. Amma elə bir yeri çikdim, Zaqatala rayonunun Car kəndinin yaxınlığında Elvan çayının sol sahilində. Mənim yaratdığım ictimai yaşa kooperativi az bir vaxtın içində bütün dünyaya səsi yayıldı. Ona görə ki, kooperativin hər şeyi özünün olmalıydı. Bu şuarı mən rəhbər tutmuşum. Mən bir ilin içində 2500 baş qoyun sürüsü yarattım. Ondan sonra da arı sahəsini yarattım. Quşçuluq fabrikasını yarattım. Amma mənim o yarattıqlarımı mənim dövlətim sevmirdi. O dövrdə məmurları elə bilirdilər ki, Hacı Bey bütün Azərbaycanı zəbt edir. Amma heç kəs soruşmurdu, sən səhər neçədə səhər durursan, axşam neçədə yatırsan. Mən çox əziyyətlə yaratdım onları. Qoyun sürüsünü yaylağa göndərirdim. Özdə ki, mən ən güclü, ən seçmə qoyundan sürü yaratmışdım. Turş cinsindən ibarət. Onları mən dağlara aparırdım. Zaqatala'dan 7 gün yol gedirdim mən qoyun sürünü, dağlara aparırdım oturmağa. Amma bir günü qoyun sürünü düşürdüm aşağı. Mənim qoyun sürümü gecə gəlib 7 nəfər gülləbaran elədi. 150 baş qoyunumu çayda qırdı. Bütün çaylaq qan içində idi. Mənim də yanımda 2 nəfər Amerikada yazıcı var idi. Çobanlar qan tərdə gəldilər. Mənim kabinetimə girib o xəbəri mənə verəndə o Amerikan yazıcıları çox təəssüf oldular. Dedilər, gedək bu yetər ona baxmağa. Onların national videosu var idi. Onlar çəkdilər həmən national video ilə bütün qırılmış heyvanları. 2 ay keçəndən sonra bütün Amerika televiziyası ilə mənim o qırılmış qoyunlarımı göstərdilər. Göstərdilər ki, Azərbaycanda iç sahibkarın başına necə oyun açırlar. Bu hələ bizim indiki dövlətimiz fəaliyyətə başlamamışdı və SSR-i də hələ yıxılmamışdı. O dövrdən ucaq.
bizim milletin arasında gözü götürmemezlik. Kalkıp da kimse bu Azerbaycan'da milyarder olacak, neyse çok olacak bunu, hoşlarına gelmedi bunların. Neyse bana kışlamak için yer vermediler. Fermanı saklamak için ferma tikmeye yer vermediler. Çok zulümler çektim. O dövrde Mozalan jurnalında da siz baksanız görebilirsiniz, indi de saklanıblar. Ben koyun sürüleri nece asfaltın kırağında ötürürüm. Bana yer vermediler. Neyse aradan bir kadar vakit geçti. Ben özüm için kışlak da yarattım. Özüm için fermalar da tiktim. Ve inkişaf etmeye başladım. Demek olar ki komşu kentlerden de cemaat mende bir imajcilik olanda nasıl yarım halde yaratmak istedim, bana yapma kömeğe gelirdi. Ben cima olardı ki günü günden inkişaf edirdim. Birinci benim hakkımda Moskva'nın Komsomolskiy Pravda gazeti bir sayfanı ancak benim hakkımda yazmış. Ama bunun gözü götürmemezleri çok iyi. Ben onlara ben de olmadım, gene inkişaf ettirdim. Bir kadar vakit geçenden sonra Azerbaycan Respublikası'nın Sovet, Turizm Soveti, Respublika, o vakit Turizm Nazirliği yok idi, Turizm Soveti. Geldi benim yanıma, dedi Hacı Bey Merlin, biz Gyorlu Razvetka'nın bazasını almışız. Rais Falkom dedi ki oraya yol çektireceğim. Bir 4 kilometrin dağın eteğiyle oraya yol çekmek lazım. Biz çok eziyetle bir 4 yıl orada turist kabul edemişiz. Evler dikmişik, kateciler dikmişik, biz orada yakışı şerait yaratmışız. Bir defaya 120 neferi kabul edeyesi turbaza yaratmışız. Ama indi ubud içini bir peretmi. Ya çekimi biz onu satmak istiyoruz. Satmak istiyoruz. Ben de dedim gelip bakak yerine. Gerçek yerine baktık ve hemen ubud içini peretmi Yatya'nın gem planı da buradadır. Büyük gem planı hamsi ki Nalçık proyektine inirttik. Onun gem planını çekip ve haricinde investorlar da gelip bende büyük turizm binaları orada çıkmak için bende mukavveler bağlayayım. Bunun benim devletim, indiki devletimin. Hoşuna gelmedi. Her gün bana maliyetçilik öğretmeye başladılar ama ben düzdüm. Harici investorlarla mukavveler bağlamaya imkan vermediler. Sonra ben bir Azerbaycan Agroforum Bankı'yla 500 mine yakın, mine yakın pulu çekilip hemen turbazanı aldım. Demeli Gyorlu Razvetka'nın bazası Sovet Turizm'e satıldı. Sovet Turizm'den de ben aldım. Ben bunu aldım, başladım orada 4 yıl turist kabul ederdim. Türkiye'ye gönderdim, Türkiye'den buraya geldi. Rusya'nın bütün şehirlerine gönderdim, Rusya'dan buraya geldi. Ben yakışı inkişaf edirdim ve hemen vakları Moskva'dan Domkino geldi. Ve kooperatif nece olmalıydı adında film çektiler. Bütün SSRİ devletlerinde yayınlandı. Amerika'da yayınlandı. Amerika yazıcısı Craig Kobitas, Delo Washington Jurnal'ın redaktörü geldi. Lezzet hakkında her şeye baktı ama iki defa Azerbaycan'a geldi. Mene Öldünün Politburo Ayoğlu'nda adlı kitabını gönderen de mektup koymuştu içine ki Hacı Bey sen benden soruşmadın. İki defa Azerbaycan'a gelmişim. Sen niye gelmişsin? Ben senin yanına ona göre geldim ki diye. Eseri Kooperatifler İttifakı'nın birinci kurultayında sen çıkış eleyende akademik çıkın orada. Panamaro'da gayet de dedi ki bes de sana çıkış elemek. Hamıya 13 dakika vakit verildi. Hamıya 15 dakika vakit verildi. Dedim yakışı koymuşsun danışmaya oturarak. Bir de zal kalktı ayağa dediler daha iki yılda kanser olsunlar. Ben 33 dakika çıkış ederim. Ben geldim Azerbaycan'a. SSRİ Kooperatifler İttifakı'nın vice prezidenti seçildi. Ama evvel ise bizim Azerbaycan'da olmuştu birinci Kooperatifler İttifakı'nın kurultayı. O kurultayı 3 gün ben aparmışım. Hasan Hasanov böğrümde oturmuştu kurultayı ben aparmışım. Hemen kurultaydan sonra ise biz numayanda Moskova'ya seçim geçmişiz. Moskova kurultayında iştirak edilmiş. Yine ben size onu demek istedim ki Azerbaycan'da kooperatif hareketi yakışı inkişaf ediyor. 2000. yılda bizim Respublikamıza sahipkar hakkında
bu icra hakkında kanun çıktı. Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği'nin Meşe Departamentine bir nefer sedir geldi. Rövşen Celilov adında. Hemen Rövşen Celilov ona departamente sedir gelen kimi geldi Zakatala'ya. Zakatala'da da bizde Meşe İdara'nın müdürü vardı. Fizikal Yaziyet Merlimi Ermenistan'dan gelen idi. Meşe İdara'nın müdürü oydu. Meşede hiçbir ağaçta tanımadı. Bir tane çıkırdı, kabinette oturduk, alan vakırda, pazarda geldi. Bu ile bir yerde Rövşen Celilov geldi. Bir üç gün istirahat edildiler zaten. Bana dedi, Hacı Bey, sen her il eşitmişim bir yıllık icara mukavilesi bağlıyorsan. Hede gelmişim. Benim elim uzundu. Mehriban Hanım Elyevan'ın can güdenin benim halam oğludur. Dedim, çok yakışı, gel otur buyurun. Ben senden bir yıllık mukavele yok, ben senden uzun müddetli icara mukavele bağlayacağım. Dedim, la bir yakışı olur. Gelerim Bakı'ya. Bizim de Zakatala'da Meşe İdara'nın müdürü Ramazan Halil, Halil Ramazanov'ydu. Onu da aparmıştılar Meşe Departamanı'ndan mavi. Neyse bunlar gidenden sonra ben bir 10 günden gittim Bakı'ya. Gittim Meşe Tutarvat Departamanı'na. İçeri girdim, gördüm Rövşen Celilov Şahbaz gibi böyle oturuptu. Dedi, gelmişsen? Dedim, ha gelmişsen. Ben eşitmişim senin hakkında. Ben Zakatala'dan gelenden sonra hey senin hakkında fikir etmişsen. Sen yakışı olansan. Seninle uzun müddetli mukavele bağlayacağım. Ama hemen uzun müddetli mukavelenin harcı var. Azerbaycan'da çok adam çok şeyler. Rüşvet yoktu. Ne bileyim kanunsuzluk yoktu. Valla ben balalarımı maaşla dolandırmalıyım. Ben buraya hele bile gelmemişim. Koyduğumu da çıkartmalıyım. Neyse gözüme döndüğüm ben geldim Zakatala'ya. Onun bir Zakatala'dan bir Mehdi adında pul yığanı var idi. Şimdi onu tuturlar. İstintaktadır. Yatır o şeyde burada. Bakı'da. İstintaktadır o. Mehdi adında olandı. Neyse onun pul yığanıydı. Bu geldi Zakatala'ya. Girdi ben yanıma kabul etme. Bana belir dedi. Hacı Bey, beni Rövşen Celilov gönderir. Dedim, bu bir yakışı. Ne haberdi? Dedi, o sana dememiştim, beni gönderecektim. Ben sana nasıl onun dediğini çattırmalıyım. Ben de başta, dinle ne göreyim, ne diyeyim. Dedi, Rövşen Celilov dedi ki, sana uzun müddetli icara mukavele bağlayacağım. Hem lezzete, hem de Tabizlere'deki şalale istirahat görüyor. Pansiyon adına. Dedim, la bir yakışı. Dedim, ne istiyor o? Dedi, o dedi ki, 100.000 pul verdiler. Dedim, ben güldüm. Dedim, Mehdi Adar, sen bana obyekti mağa satırsan. 100.000 ne demektir? 100.000 neye göredi o? Ben de, siz orada nasıl tikestiniz mi? Nasıl ediyetsiniz mi? Siz nasıl? Yok yok, ancak icara mukavele bağlanacak. Neyse, gözüne döndüğüm, ben kaydettim Mehdi'ye, dedim, Mehdi, sen mağa çattırdın Rövşen'in selamını, benim de selamımı ona çattırarsan, dedi çattıralım. Dedim get Rövşen'e. Dedim ki Hacı Bey değil elçi gönderen galet edilir. Başlıyorsun dur tepem buradan. Onu oradan koydu. O çıktı gitti. Aradan 10 gün geçenden sonra beni çağırdılar Gence Mahkemesi'ne. Gittim Gence Mahkemesi'ne. Gence Mahkemesi bunların iddiasına reddederdi. Dedi böyle iddia olan şey değil. Bunlar Azerbaycan vatandaşına karşı böyle iddia niye verimler? İddianı kaytardılar dala. Aradan bir kadar vakit geçti. Gördüm beni Bakı Apelasyon Mahkemesi çağırdı. Bakı Apelasyon Mahkemesi de iddianı reddedildi. Sonra tezeden evvel lezzeti vermiştiler. Lezzet istirahat gülşesini. Sonra şalale istirahat gülşesini verdiler. Benim mesela tüm lezzetin pulu olmadığına göre hemen icara hakkını mağara iki defa ödedi. İkisi de benimdi de ödedi. Şimdi bunlar mahkemeye verirler, lezzeti vermeyirler. Çünkü bunlar hiç neyi araştırmırlar. Lezzet nedir? Mağara nedir? Bunun yiyesi kimdi? Bunun yiyesi kim değil? Öden bakmırlar. Momentarlı mağaranı Gence İktisat Mahkemesi'ne. Gence İktisat Mahkemesi gayet dedi Hacı Bey, ha bu mağara şalalenin değil, yoksa şey,
bu mağaranın da yoksa lezzeti. Dedim bacım, ha bu da bak kufça var. Bunu kufçanı ben almışam. Benim oğlumun adı nedir? Kufçanı almışam. Ama benim oğlum mağarada zandirektör işliyor. Onun adını almışam. İş yerini yazdılar burada. Ama kaldı ki bu şey nedir bu? Benim bu şalale israhat zona mı? Özde Moskva'nın Moskva Kooperatifler İttifakı'nın hüquq şurası hazırlayayım. Kupli prodajı da bu. 4-500 milyon yakın pul çekilip Agroprom Bankı yoluyla ben bunu almışam. İçinde bütün lavazımatıyla 120 nefer turisti bir defaya kabul edemeğe olan şeraitle. Neyse ben bunu almışam. Bir de gördüm demeli Gence Apelasyon Mahkemesi'nin yok, İktisat Mahkemesi'nin sadri bana gayet dedi Hacı Bey Mellim ben senden özür istedim. Ben lezzetli zıkıtalarda olmuşam. Siz çok yakışık halısınız. Ben de gördüğümü yazmışam geçen defa. Ama bu defa bana Ramız Rızaev zeng edeyim deyipti ki mahkemenin kararını Röşen Cellum'un hayrına keçir. Ben 100 bin pulu buna vermemişim, bu beni mahkemeye verir. Ben de kaldım arvaz dedim, lan yakışıyor, senin fikrini eğleyecektim, yaz, beni yanıma yaz. Bunlar bunu yazdılar, bunun hayrına ben geldim Şeki Apelasyon Mahkemesi'ne verdim bunları. Şeki Apelasyon Mahkemesi'nin sadri, çok sağ olsun, büyük bir komisyon yarattı. Büyük bir mektup gönderdi Zakatala İcra Başçısı'na, o vakti Rafael Becilov var idi. Komisya yaradı, benim obyektlerimi hemen karış karış yokladılar. Ve ak bağladılar. Şeki Apelasyon Mahkemesi dedi, bunların başı haramdır. Dedi, bir adamın kufçası var. Bu adam 500 bine yakın pul getirir. Şimdi bunlar karar çıkarırlar ki, Hacı Bey oranı zapt edeyim ve oranı öz hesabına ona çöktürmeliyiz ve oranı evvelki vaziyete getirmeliyiz. Bunların başı haramdır. Şeki Apelasyon Mahkemesi'nin sadri kararı çıkarttı bizim hayırımıza. Yani gelen kasasyon şikayetini şimdi ben size göstereceğim bir şeyi onu okuyalım. Kasasyon şikayeti verip de o Bakı'ya kasasyon şikayeti verip bu benim oradan uğurlanan mallarımın siyasi de o vakti. Hamısı uğurlanan malların siyasi. Bu da benim o İcara kanunu çıkarana kimi 12 il, 15 ile icara hakkını her ile icara hakkını kesir dediğim kiftansiyalar. Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği'nin Meşe Departamenti'nin hukuk şinası var. Temur Şekerliyev. Temur Şekerliyev bana mektup yazdı ki Hacı Bey biz sizden kasasyon şikayeti vermemişiz. Başüstüsü beni. Yaxşı, sen kasasyon şikayeti vermemişsin sen. Ali Mahkeme ne tarım bakıp da o şey, onu demeli Zakatala'ya tezeden apelasyon, Şeki Apelasyon Mahkemesi'ne nice gönderipti onu. Şekerliye mektup yazdı ki biz vermemişiz seni. Ama sonra orada görürüm ki hemen Malik ile bir adam var, iki nefer. Onlar verirler şikayeti ki tezeden apelasyonu kaytarsınlar. Demeli bunlar haradansa kiminse havadarlığıyla benim mahkememi şekilde edeyimler. Bunlar demeli kasasyon şikayeti vermeyip Roşan Celilov'un grup bası demeli oradan ve Ramız Rızaev'in de orada desteği olup yakın. Bunlar bunu kaytarırlar Şeki Apelasyon Mahkemesi'ne. Şimdi Şeki Apelasyon Mahkemesi'nde beni çağırırlar. Mahkeme gelir. Bir de gördüm sürücüye durdu ayağa. Bizim de Zakatala'dan gelen bir meşe idarelerinin numayandası var. Bu durdu ayağa, ha, Hemze'dir, adı Hemze'dir. Meşe idarasının işçisidir. Meşe Bey'si. Meşe Bey'si, baş Meşe Bey'i dedi benim de. Dedi, sen kimsen? Dedi, Zakatala Meşe İdarası Meşe Bey'i. Dur ayağa, durdu bu. Hacı Bey, Zakatalski, Gabizdere kendi yakınındaki Geolora Zırtka bazasında evvel olan, sonra Turizm Saveti'nden alınan,
o meşe tasarrufatını zapt edeyipti mi? Edeyipti. Gene soruşuyor. Zapt edeyipti mi? Gene bu diye edeyipti. Üç defa soruşuyor. Zapt edeyipti mi? Bu diye edeyipti. Neyse sonra kayıttım ben buna dedim ki bu kayıt dedi ki mahkeme kurtardı. Karar çıkardı okudu. Dedi ki sen oranı zapt edemezsen öz hesabına çökmelisin. Hiç evvelki vaziyetine getirmezsin. Dedim evvelki vaziyeti oldu olumsuz geri oradan çıkan bazası. Ben geri oradan çıkan bazası neden getirdim ona? Ben buna böyle kaydettim. Hayli buna özleştim bu inan. Ha. Ben dedim kardeş o yerin kupçası var. O yeri ben pul çekilip almışam. Ben kooperatifin 500 bine yakın pulu Agropro'nun bankına çekilmişam Sabit Turizm'in hesabına. Ben neter oldum ben oranı zapt edemişim. Neter zapt edemişim ben onu. Dedim senin başın işleyir mi ay hakim? Sen bu ağınla mı burada hakim işleyirsen? Çok danışma sana avsat tutturarım. Dedim valla beni hiç kez tutturabilmez. Beni bütün Azerbaycan tanıyor, dünya tanıyor. Ama seni hiç kez tanımıyor. Ama ben bu işi böyle koymayacağım. Senin tupoy olduğumu dedim. Azerbaycan içtimaiyetine çaktıracağım. Sen gelmişsen mi dedim. Benim kabizlere dedim. Objektimi görmüşsen mi? Görmem sen. Lezzeti görmüşsen mi? Görmem sen. Menden kimse üzleştirdiler mi? Bir sinden gelipti mi? Senin dedim bir tane oluptu Şekli Apelasyon Mahkemesi. Onlar komisyaya gönderip yokluyorlar. Deyirler ki halal olsun. Düğünleri deyirler ki Azerbaycan'da fındık bağları salmak lazım. Ben artık 300 topa fındık bağı salmışam. Her topası da 3 kilo fındık veriyor. 4 kilo fındık veriyor. Ben orada kivi bağı salmışam. Azerbaycan'a birinci kivini ben getirdim. Alma bağı salmışam. Kurağına 400'e şey 40 tane şabalıt koz ağacı açmışam. Kardeş orada cennet merkezidir bu saat. Sen onu ben zapt eylemişam. Ben benim bele eylemişam, hele eylemişam. Sen yazırsan. Allah canını sağ olasın. Ya harici investorlar, harici investorlar gelip ora bakıp oranın benim de bir yerde Azerbaycan'da misli görünmemiş turizm obyekti yaratmak için harici investorlar niyet edildiler ki demeli 3 milyon 600 bin onlar pul çekilmeye dediler. O da tikesi binalar, harici investorlar. Bu binaları tikecek ediyorlar. Sonra buraları tikecek ediyorlar orada. Ama siz görürsünüz de bunu. Şimdi bu da hemen Şalada İsrail coğrafyasının men alanda olan ilk vaziyeti. Sahradı da içinde 2-3 tane kaçak var. Bak böyle bir sahranı büyürleri siz kısmet olsa hem benim konağım olarsınız, hem zakatalarını yakışı görersiniz, hem de ki bana karşı haksızlık eledikleri yere baksanız, siz diyorsunuz ki Azerbaycan'da böyle park yoktu. Ama büyürler ise karar çıkarırlar ki, Hacı Bey özüne çöktürek oranı, boşaldak oranı evvelki vaziyete getirir. Valla kupçası var. Prezidentimizin bir serencamı var idi, siz bilirsiniz onu yok, ben önümden biraz yazımdan çıkıyorum. Tapabilirsiniz siz. Tabiatın koynunda her bir Azerbaycan vatandaşı neyse yaradarsa 15 yıl müddet geçerse o onun çatı topusunu sayılır. Gözü mü kardeşim? O onun çatı topusunu sayılır. Ama Lezzet'in 33 yaşı var. Büyünleri durup bu karar çıkarır. Şekide Apelasyon Mahkemesi'nin boş hakimi karar çıkarır ki bari oranı Hacı Bey zapt edeyim, oranı çekmek lazım, onu da gitmek lazım. Neye göre? Burada ya Yorşan Celiloğlu'nun kohumluğu güç gelir, ya da Yorşan Celiloğlu'nun Zakatala'da meşe tasarrufatını dağıdıp elde edip pulun Cimolar Merkez'e bir 20% ona verir. Başka şey olabilmez. İndi siz bana kulağı atın. Bir 5000 ev hansı ki heresi bir maşın odun yaptırır. Her maşın odun da 350 manattır. Vur da kardeş 5350'ye vur. Gör ne kadar ediyor. Rövşen Celiloğlu Zakatala'dan her yıl 30 milyon pul götürür. Yapardılar ekolojiye tabi servetler adının mavini. Sonra da gördüler ki bunun adaletsizliği ne kadar çok tutar bu yakınlardan onu çıkarttılar. Sonra onun pul yığanı Mehdi'nin de tüm bastılar içeri. Arkadaşlar tek maha yok.
bir iki nefere çoklu pul atırlar günü miktarda. Zakatala'ya, Meşe İdara'ya tede müdür geldi. Tede müdür geldi, kurbanım. Demeli, ben gittim bunun yanına. Dedim, kardeş, buna sohbet ederdim. Şimdi o hemen sohbeti size edeceğim. Dedim ki kardeş, ben 15 ildi Ekoloji ve Tabi Servetler Nazirliğine müracaat edip diyorum ki, gelin benim şalale istirahat zonama, bir de lezzet istirahat zonama mukavele bağlayayım. Birincisi, harici investorlar, mende uzun müddetli mukavele olmayan da, benim de turizm göndermek için mukavele bağlamırlar. İkinci de ki, kardeş, ben bu devletin yerindeyim. Lezzet de devletin meşe torbağındadır, şalale de devletin meşe torbağındadır. Kardeş, 15 yıldır benden yara hakkı alan yoktur. Ben ya göğden düşmemişim. Şimdi ben devletime karşı icara hakkı keçirmek istedim de, herhalde kimse gelip soruşar da, Hacı Bey, icara hakkı keçirmemişim, ben de açık açığına diyorum da, 15 yıldır keçirmemişim. Ben birinci defa Ölçen Celilova diyende ki, dünyada hiçbir mekanda hiç kesin artık pulu yoktu. Siz dedim inan buradayız. Sen benden 100 bin istedin. Ben prezidente mektup yazdım. Mektuptan bir 20 gün geçenden sonra beni Zakatala mahkemesi çağırdı. Seyfer'e adında bir hakim. Dedim Seyfer'in ne haber var? Dedi sen diye prezidente yazan mektubu oradan diye gönderirler Meşe Tesarrufatı Nazirliğine. Kimden yazmışsan onun üstüne. Rövşen Celilov'un üstüne. Rövşen Celilov'dur. Sağa bir tane buna mektup gönderirdi ki Hacı Bey bana böhtan atır. Ben ona 100 bin pul istemişim. Ne bileyim ben onu istememişim. Ona onu tutmak vardı. Mağa değil nedir bu? Rıdayev de zengeliği. Rıdayev de zengeliği. Değil kardeş ben sana mahkemeye bakmalıyım. Dedim ne kadar maaş istiyorsan. Ben fikirleşmişim diye sana bir 6 ay iş vereyim. Ayda bir 20 maaş köçürersen de hükümete. Değil mi? Hükümet benim 20 maaşıma kalır. Ne olur ki sana? Verirsen biraz çok ver de. Ben buna değilim. Diye Hacı Bey, bana bunu sen gelebilir diye elemeliyim. Dedim Seyfer'le sen hakimsen. Bütün işlere böyle baksan. Dedim otur maşına. Gedek kabizlereye bak. Ben obyektime. Gedek lezzete bak. Benim işlerimle maraqlan. Hakikat arada yoksa doğrudan ben bohtançıyam sen. Yaxşı ben bohtançıyam. Benimle mükavele niye bağlamırlar? Bunun bir məqsədi olmalıdır. Dünyada her bir kanun, her bir kanun fakta esaslanmalıdır. Düzdür mü? 129. maddedir. Devletimizin 129. madde, icraçıların maddesinde yazılır ki, dünyada her ülkemizde her bir kanun, her bir karar fakta esaslanmalıdır. Dedim kardeş, ben sen bana ne verirsen, neçə il iş verirsen, ömürlük verirsen bilmirəm. Gedək faktla baxaqdır. Yok yok yok, ben faktla bilmirəm. Ben bilirəm, sen doğrusan. Ben o 6 aya sağa verməsəm, beni buradan işten çıxaracaqlar. Dedim kardeşim, sen balaların aç kalır. Ver 6 ay. Neyse, bana 6 ay verdiler. 6 ay da mənə geri haqqı keçirdim. Ondan sonra dedim, yaxşı, bu oldu belə de. Bu mükavilə bağlayır mı oradan benden? Ya Hacı Bey, bilmirsən mi neyin üstündədir? Sonra bir tane de məktub yazdım prezidente. Prezident aparatında bu cinayetkarların hamısının havadarları var da. Prezidentin adına məktub gələndə prezident onu görmür, onu görməyə qoydular. Mən inanmıram ki, mənim prezidentim, mənim 5 dənə, 10 dənə məktubumun birisinə bir baxmasın. Mən inanmıram. Bir nəfər Erman Qurbanov adında köhnə polisçisi var. Bir tədək xüsusi idarə yaradıblar. Həmən ekoloji təbisələrin altı deyində. Bu mağa bir gün zəng elədi. Dedi, Hacı Bey müəllim, salam aleyküm, mən Katıqlıyam. Qabaqda polis işləmişəm. İndi mən pensiyaya çıxmışam. Ekoloji təbisələrin altı deyində xüsusi idarə rəisiyəm. Valla sən prezidentə yazan məktub, gəlin mağa çıxın. Dedi, bula bir yaxşı, nə qarmaqsa, mən cavab verməliyəm. Bu məndən danışdı. Düz iki saat. Ağrına nə gəldi danışdı. Səsimi çıxartmadım. Aradan bir hafta keçdi, gene zəng elədi. Gene iki saat. Qaraş üçüncü dəfə gəldi zəng elədi. Bir ayda üç dəfə zəng elədi. Gene iki saat. Dedim ha, sən dedim başı xarabdırsa, get dəlixanaya.
Ben boşa düşe bilmiyorum. Prezidente mektubu yazmışlar. Onu gönderdim diye prezident aparatı, sana dostların gönderip sana. Sen de bana her 10 günden 2 saatten gelip nağıl okuyacaksın. Bana senin nağıllar lazım diyor. Sana gönderirler mi? O mektuba cevap verebilirsen mi? Biz hala araştırırız. Dedim, ha vakit vereceksin. Ha vakit vermek istersen o vakti. Dedim, la be yakışı. Verme. Neyse, aradan bir kadar vakit geçti. Benim mektup geldi. Ekoloji ve Tabi Servet Nazirliği'nin ümumi şöbetinden. Mektup geldi. Yazılıktı işte sizin prezident aparatınıza yazdığınız mektup bize gönderilip bu yakınlarda cevap veresin. Gene ben hemen Elvan Kurban'a o zaman geldim. Dedim, o kadar. Sen iki aydır benim mektubumu okalıyorsan, bana da nağıl okuyorsan. İndi dedim, sizin ümumi şöbenin müdürü yazıldı ki, mektup hindi gelin. Sen hangi mektubdan bana danışırdın? Onlar hindi ayırırlar, onların başı işlemiyor. Dedim, bana sizin ümumi şöbenin müdürün başı işlemiyor, senin başı işlemiyor, bana ne başı. Ben bilmiyorum o her gün benden iki saat danışan, kontrolü hardan alırsın. Bu devletin kontrolüyle danışırsan, yok kontrolünü. Yoksa ben dedim, her gün bana sıysa, turupkanı koydum yere. Aradan bir kadar vakit geçti, bana hemen Kurbanov'dan mektup geldi. Orada yazılıktı. İlk 5-6 tane Meşe Bey'in adı, bir de bir müdürün adı. Değil, sen şikayet eleyende olan adamlar diye işten çıkın. Bu bile adamların diye adlarını ben buraya yazmışam, soruşmuşam diye bunlar senden diye polisten bilirler. Dedim, ay başı haram, o sen adları yazan adamlar Meşe İdare'de Adi Meşe Bey'di. Benle uzun müddet mukavelerine Adi Meşe Bey mi yazdır? Sen dün başın diye sen işlemi. Neyse göttüm bir telegrama vurdum bizim nazire. Zakatala'da. Demek bu Tede Meşe Bey, Meşe İdare'nin müdürü Tedesi geleneceğim, birinde o gelen. O geleneceğim, orada bir incineri var idi, Habib adında. Geldi bana yanıma dedi, kardeş gözün acın olsun, seninle 10 yıllık icare mukavele bağlayacak. 10 yıllık bağlanan icare mukavele, 10 yıllık bağlanan icare mukavele. Aradan 10 gün geçti, Habib geldi bana yanıma. Hacı Bey, köhne hamam, köhne tas. Dedim, ne oldu? Yıl evvelsi hakkısam gene ortaya çıkıldı, sen 100 bin vermesen onu tasdik edemezler. Bu da Habib'in kolu, Meşe İdare Müdürü'nün kolu. Bu da benim kolum. Bunu da bunlar tasdik edemeliydiler. Rüşvet vermediğin diye bunu tasdik edemediler. Bu subut değil mi? Bu Habib'in kolu hemen vakti orada olan bir şey der. Demeli hemen Kurbanov 2 ay benimle her 2 saat telefonla danışandan sonra 2 aydan sonra ümumi şöbeli müdürü mektup gönderir. Ki biz almışız senin prezidente yazan mektubu, sana cevap veresiyiz. Bu 2 aydan sonra bahyedir bunu. Ama kurban o sen. Bunlar 2 ay kabaka benimle her gün telefonda tanışır. Azerbaycan Respublikası'nın Tabii Servetler Nazirliği'nin yeni naziri, ben Babayev'le görüşmeye gittim Şeki'ye. Şeki'de beni çok güzel karşıladı. Benim hakkımda 15 yıl bana törediler, haksızlıklara heyiflendi. Hemen deyge tavşırdı ki, siz bugün geleceksiniz Zakatala'ya, Şalale İstirahat Merkezi'ne bakış geçireceksiniz. Neyse Mavin geldi Zakatala'ya. Orada Meşe İdare'de, Tezen Meşe İdare'ye müdür tayin edildi. Kurbanov'u tayin edildi. Ve oraya geçmedi. Tabizdere'ye geçmedi. Dedi ki geçti geçmiyor. Neyse aradan bir kadar vakit geçti. Özde nazir tavşırık verdi ki, benim de tacili kimeli şeyi bağlayasınız. Nedir bu? İcare mukavelesini bağlayasınız. Neyse bu Meşe İdare'nin müdürün yanına 10 defa gittim ben Kurbanov'un yanına. Dedi Hacı Bey, ben telegramada da yazmışım, onu okumuşsunuz yoksa bilmiyorum. Yazıp dedi ki, nazir çok şey diyor. Biz öz işimizi görmeliyiz. Sen onu bil ve agah ol. Nazır bize bu tavsiyeyi verirse de bizi her yerde idare eden Ruşen Celle oldu. Ben onun dövründe çörek tapmışım. Bugün sabah onsuz da o vezveye kaydacak. Dedim bana sizin aranızda olan işleri ben bilmiyorum. Nazır benim yanımda tavsiyeydi ki benimle mukavele bağlar.
Ama sen esettin. Süründürürsen bağlamırsan. Düzdü mü? İyi düzdü. Dedim niye bağlamırsan? Bir bağlamıyorum ben. Şimdi ben size bir tane bu Kurbanov'un mektubuydu. Elvan Kurbanov hususi şöbenin müdürü Mahaya'da. Oradaki adamların hiçbirisinin mükavveline adiyeti yoktu. Bu benim başıma yastık olmak için. Akşi sen benim mektubuma, prezidente yazan mektubuma cevap verirsen de, sen benim obyektlerime bakış geçirmeli değilsen bu kadar. Sen hele cevap vermelisin de. Ama bu bakış geçirmeyip göğden yazıldı. Şimdi Azerbaycan Respublikası Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği'nin Hukuk Şöbesi'nin müdürü Azerbaycan Respublikası Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliği'nin Hukuk Şöbesi'nin müdürü tarafından bunu ben alandan sonra bunun kopyasını çıkarıp hem kopyasını hem lazım olan senetleri meşe idaresi müdürüne aparıp takdim ederim. Dedim ki ben mükavveleye kol çekmeye ha vakit geldim. Bana kalıp dedi ki bana haber ediyorum. İndi fikir verin. Bu verilip de 19. ay 11 yıl kabaka. 18'inde verin. Ha bu bir yıl bana yakın gelen yoktu. Ama hansı ki bu Kurbanov bana mektup verip ki biz araştırmışız, hiç kesenden pul almayıp hiç eylemiyor. Elman Kurbanov mektubuna. Ben bunlara dedim ki, ben bu kaleyi niye bağlamadım? Bana gönderdiler, şimdi beni yoktum, ben onu tullamışam. Beşe idare müdürünün üstüne. Bana gönderirler 6 aylık mukavele. Bana gönderirler. Bu mektubdan sonra, Kurbanov'un mektubundan sonra, hemen Kurbanov sastı, bitireyim onu. Bana 6 aylık mukavele gönderirler. Ben gittim beşe idare müdürüne dedim, kardeş, beni herif sayırsan, ya lezzet istirahat güçlüsünün 33 yaşı var. Şalale istirahat güçlüsünün 25 yaşı var. Sen bana 6 aylık mukavele neye gönderipsin? Ben bunu gönderiptim bana May ayında mı, Afrel ayında mı? Diyelim bana ben harici sürücülerle mukavele bağlayayım ki bana turist gönderin. Benim 6 aylık mukaveleme hansı harici turist bana benden mukavele bağlayan? Sen bu 6 aylık mukavveleni niye bağlamışsın? Bakın biz sana 10 yıllık mukavveleni tatbik edelim. Niye edemedin? Aşk onu biz biliriz. Bizim idare biler. Abala, ben Azerbaycan vatandaşıyım. 33 ildi lezzeti işledirim. Lezzet istirahat güçlüsü istirahat. Azerbaycan'ı dünyaya lezzet tanıttırırım. Zakatalan'ı lezzet tanıttırırım. Orada ne kadar adama ben çörek veririm. Ben oraya ne kadar pul koymuşam. Özü de mağa ilk defa Sovet'in dövründe meşe idaresi Musa Salamovic olan dövürde, nadiri olan dövürde mene o torpağı veripler daimi istifade için patstrait etsin o. Mene veripler onu. Sen ise büyüğün benden 6 aylık mukavele bağlıysan ama deliyim yoksa sen delisin. 6 aylık mukavele olar mı? Olmaz kardeşim. Adamın ne kadar çok var dövlesi olsa o varlık dövlet sayılır. Tek Hacı Bey varlı sayılmıyor. O varlı devlet sayılır. Acınavur kışlağında benim 258 baş koyunumu uğradılar. Hemen 258 baş koyunumu uğradılar. Düzdü benim orada işleyen çobanımın uğradı. O kimin eline uğranımı bilir? Bilir ama. Prokuratörde istintak kapardılar. İstintak kapardılar. Bir günü bizim Zakatalan prokuroru elim elim. Bana de Hacı Bey sabah akşam üstü bile tezgah prokuratörüye. O senin koyununu okuyan Rafik de gelecek. Sizi yüzleştirmek istedim. Geldim orada oturdum. Başladım ona dedi ki ha Rafik biz sübut elemişsek sen koyunları okuramışsan sen Hacı Bey'in koyunlarını hava kaytarırsan da var. Dedim bak ki sen önce 5 ayda istintak yaparsan. 5-6 aydı. Sen bu yine 258 baş koyunu okuyan bu okrunu içeri niye salmırsan? Bana prokuror gayet dedi ki senin gösterişiyle ben işlemiyorum. Dedim yaksın sen bunu oğrunu içeri salmırsan. Bu gelir orada bir adamı danıştırıp getirip ortaya koy. Birini buraya koy. Değil ben Rafik'le danışmışam. Ona demişim ki sabah sana 10 bin pul getirecek. Sabah akşam. Bu ayın 19'u idi. Bir dakika kayış ediyorum. 19'u idi. Ben verdim oraya. Ma dedi gel sana 10 bin pul verecek. Geldim oraya indim. Ben yanıma ödünler de buradan. Değil mi yaksın? Geldim bile gördüm prokuror yoktu. Ara müstendik yoktu. Her oldu. Zeng ederdim müstendik. Müstendik aydın bana diyor ki Rafik dedi 10 bin manatı vermiyor.
Ben de sahası günü gittim Rafik'i tuttum. Dedim Rafik sen dünden dedin ki bana 10.000 pul vereceğim. Hisse hisse ben ziyanımı öde de. Dedim ben pulum 5.000'i vermişim. Elim elime 5.000'i de vermişim. Müstendik'e. Dedi bana maga veresiydi. Onlar niye vermişsem? Onlar korota getirdiler. İstirahate getirdiler. Zeng eledim ben elim elime. Dedim elim elim. Ne oldu bana 10.000 manatın? Sen din gelsin sabah alacaksın. Bu da maga gayeti telefonda dedi ki biz gelende onu bir de bakarız. Dedim bak işte sen prokuror çağırıyor. Senin sözün kanun olmalıdır. Kurorttan geldi. Benim o işimi. Demeli hükümet kaçmıştı. 32.500'e yakın pul maga değerdi. Bunlar onu indirdiler. 19.000'e 19.000'den onu verdiler. Zakatala'daki İsmailov, Arif İsmailov vardı hakim ona. 7 ayda bu apardı o mahkemeni. Akırınca o tutulunca kabaka, akırınca mahkeme benim oyunlarım üstünde olmak. Baksınlar benim obyektime, baksınlar benim tecrübatıma, ekoloji tabi servetler nazırlığı benim başıma ne oynatıyor? Ona baksınlar. Orada mahkeme karar çıkarır. Azerbaycan devletin adından, akşi, Azerbaycan devletin adından çıktı karar. Ya da ki bizim prezidentim adından karar çıktı. Ne farkı var bunun? Sen prezidenti alırsan da. Sen devleti de alırsan, prezidenti de alırsan. Düzdü yoksa yok kadar. Bu böyle olur da. Oradan ben apelasyon şikayetim gelir bondarmayla Şeki'ye. Orada hakim durur ayağa soruşur. Hacı ben zaten yiptim oranı. En iyiydi. Hacı ben zaten yiptim. En iyiydi. Hacı ben zaten yiptim. En iyiydi. Ha mahkeme kurtardı. So karar çıkarttılar. Sonra da bunlar gördüler ki ben başka bir yazı demedim. Ben de Milli Meclis'e namzetlik vermişim. Benim yanıma geldi bizim icra başçısı Asif Əsgərov var. Hansı ki ben türmeden çıkan gün onun oğlunu içeri sakladı. Çok duran. Allah tarafı işe edemez. Neyse hemen Asif Əsgərov bana prokurorla haber gönderdi ki get namzatlığını dala götür Rıdvan Bahabov seçilmelidir. Kardeş ben namzatlığını niye götürüyorum? Ben namzatlığımı Zakatala halkı verende ben İtalya'daydım. Ada hindi ben gelip halkıma diyeyim ki ay ahmaklar niye bana namzatlığı verirsen? Verimler de seçilerim. Yok sen dala götürmezsen. Asif Əsgərov. Neyse kayıttım dedim Asif Əsgərov. Bilsen ne var? Mene hoş gelir ama namzatlığı halk verir. Seçer halk olarım. Seçmez olmadım. Ben onsuz anadan gelme deputatım. Bana lazım değil deputatlık. Siz deputatlık olmağı ona göre istiyorsunuz ki kiminse malının dövrətini benim yerim, benim yerim. Azerbaycan devletinde uğurluq edersiniz. Hansısa bir vazifeyle neyse kadir olarsınız. Dedim ben anadan gelme deputatım. Halal zahmetimden de ben yaşayırım. Neyse bu söhbəti mən Asif Əsgərova dedim. Bir qədər də vaxt keçəndən sonra Asif Əsgərov məni çağırdı gecə yanına. Dedim nə var? Dedim mən burada deyim bəkkədənlərin qışlarını qıracağım. Zəqətəlada dedim mən nə desəm olacaq. Mən Zəqətəlanı düzəltməyə gəlmişəm. Mən Zəqətəlada bütün adamlar mağa baş əyməlidir. Hadi gördüm bu dəli. Ağlına gələn kimi şey danışır. Dedim Asif Əsgərov, danışım kurtardım dedi kurtardım. Dedim bilirsen ne var? Sen galet eləyersen dedim Zakatalan yiyesi olarsan. Zakatalan yiyesi Zakatalan Hacı Bey'di. Ben senin baban yerindeyim. Benim başıma burada ne kadar olmuşsansan başıma oyun açmışsan. Tek benim yok Zakatalan'da çok adamın başına oyun açmışsan. Sen çok Zakatalan'da eski adam işlemişsen. Ben sağ olun üstü bu tederim. Neyse Asif Əsgərov çıktı gitti buradan. Aradan xeyli vaxt geçti. Ne gözlədim deyim. Bunlar deməli ayın neçəsiydi? Ha. Oktyabrın 11-iydi 2008-ci ildə. Məni tutdular, adını qoydular. Hacı bəy Zakatala'da Çar Balakan Avar dövlətini yaradır. Asif Əsgərovna, Rövşən Cəlilov bu dövlətin möhkəm əjdahaları kağızlar yazıp böyle bütün payladılar şehre. Ha, Hacı Bey Erbalakan da öyle. Dedim akşi ben kebap satırım. Dedim akşi ben çobanım koyuna bakıyorum. Dedim akşi beni bütün dünya tanır. Benim koşunum yok, silahım yok, hiçbir şeyim yok. Siz ne deyip beni tutursunuz? Dedi gidip yatarsan aklım başına gelir. Her şey beni aparım. Bastılar katibeye. Bir üç ay orada hiç kimse görüşmüyüm kaldım. Sonra apardılar Gence'ye. Gence'de geldi bir Afgan diyen kubalı bir rüya var idi.
Dedi Hacı Bey dayı, ben profesi təəssüflənirəm, sən nətər burada düşmüşsən? Dedim, Afqan bəlinin fikri yoxdur. Çay içdik, mürəbbə, qanfe, dürültü, gürültü oturduq. Dedim, Afqan bəlinin süt olmayacaqdı mı? Dedi, süt oldu da. Dedim, nətər süt oldu? Dedim, mən Bakıdan sana 6 il yerdim getirmişəm. Hamı da kağıt, ala kopyanı götür, sən 6 il getdin içəri. Dedim, Allah bana saxlasın, bu çaya görə çox sağ olun. Bu qanfetə görə çox sağ olun. Mən buna dedim. Her şey 6 il məni günə gün yatdırdılar. Sonra çıxdım qalçölə. Çıxdım, gəldim təzədən Zaqtalaya. Getdim qabildərə obyektimə baxmağa. Dərmə dağın dağırıb orada bir meşə bəyi var. Çıxdı qabağıma. Sən bir də bura ayaq basa bilməzsən. Buraları mağa veriblər. Oranın yiyəti mənəm. Dedim, mən 300 fındıq ağac açmışam. Sən o 6 il o fındığı yığdın. Kef elədim. Bəs edəmədi sağa. Dedi, yox. Mağa Sərxan Əliyev deyibdi. İndi Zaqatalardan Matavapromun müdürüydü. Sərxan Əliyev mağa dedi, Hacı Bey, Ramazan get orada, her anı istən sök, daha Hacı Bey gelmeyecek, Hacı Bey'in eline onu almışıq qabizlərini, oyla qutardıq. Mən Azərbaycan dövlətində her yere şikayet eləmişəm, mənə karşı olan qanunsuzluqlara görə, haksızlıqlara görə. 15 ildir mənim hakkımda olan haksızlıklara kömək edən yoxdur. Mənə sual verdiler, siz de sual verin. Hara şikayet edemezsin. Mən Allah'ıma onların belasını versin. Mən Azərbaycanda şikayet edersin yer tapmıram. Eğer prezident aparasına bir defa şikayet edemeyeceğim da. Mən Azərbaycan sahibkarım. Prezidentimiz de Azərbaycanın bütün nazirleri de hamı deyir ki, biz Azərbaycan vətəndaşına xidmət edirik. Mən bir mağa istəyirəm. 2009'dan 14'a kimi 5 yıllık müqavilə bağladılar. Oğlumla da sonra aldılar. Sonra nətər oldu ki, 14-cü ildə mən çıxdım türmədən. Gene müqavilə bağlamırlar. Uca 4 ildir. Gene müqavilə. Falan, nə istəyirsən məndən? Gəl dinək ki, Hacı Bey, habı meşəyə bomba qoymuşsan. Gel dinle ki Hacı Bey, buranı dağıtmışsan. Aya, ben azad sahibkarım, ben dünya miqyasında tanınan bir adamım. Eğer benim hakkımda Amerika yazısı kitap yazırsa, eğer benim hakkımda Don Kinoş çekilse, ben Zaqatalaya halkıma su çekip verirəmsə, orta məktəbi tikib pay verirəmsə, o modelcə muhasa körək verirəmsə, bizde var idi Respublikada Körlər Cəmiyyətinin sədri Arif Məlim. Geldi mənə dedi Hacı Bey, biz beynəlxalq dama yarışını keçirmək istəyirik. Sən də bir sponsor olarsan mı? Mənə dedi. Mən dedim, qardaş, necə olarsam mı? Niyə olmuram? Dedi, 5 tane sponsor var, 6-cı da sənsən. Dedim, onda mən gəlmirəm, mən şərik görmürəm. Aşağı ağır olarsa, dedim, sağına bak. Mən nə istəmirsən sponsorluq? Eləyirəm də. Mən sponsorluğunu beynəlxalq dama yarışını keçirdim. 40'a yaxın körü ləzzətdə saxlarım. Onların yanında gedən adamlarla bir yerdə. Valla pul mənim cümlü deşir. Mən səhər saat 5'de dururam. Gece de saat 2'de yatıram. Kardeş, mən işleyirəm. Mənim Zaqatalada kömək eləməyən adamım yoxdur. Abla, məndən nə istəyirsən? Mənim bir dənə şuarım var. Dünyada, heç bir məkanda, heç kəsin artıq pulu olmur. Mən pul verirəm məqsəd üçün. Mən prokurora, mən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyim. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyim mağa pul verməlidir. Mağa Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyim, Meşə Departamentinin sədri. Qazandığım 3 milyondan mağa bir 100 manatını mağa versin de. Niyə vermir? Mən axı işləyirəm orada. Məktub yazdım Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyim. Hamısına, qardaş, bu yaxınlarda Qəbizdərə meşəsində olacaqdır o, məsəl üçün, bir dənə səhra. Bütün mal onun içindədir. Ama ben qırağını bağlayıp saxlamışam. Gəlin baxın, ben bağlayan yerde ne tere güzel ağaçlar var, ne tere yazılıq. Ben size gösterdim evvelki vəziyyətini. İndi ne vəziyyətdədir? Bu vəziyyətdə ola ola, bu vəziyyətdə ola ola. Bunlar isə mənə karşı rüşvət vermədiyimə görə icarə müqavilə bağlamırlar. Ölüncək də bağlamazdırlar. Mən ölənə kimi oranın yiyəsiyəm. İcarə müqavilə vermədən mən orada işləyəsiyəm. Xalqıma da xidmət edersin. Ama bir en çatırlığım olacaktı ki, Turizmin Nazirliği bu işte hiçbir hareketi yoktu. Ben onu görmek istedim ki, Azerbaycan'ın yegane
dehşetli turizmi kabul ediyorsanız benim kabızlara abiyettim dedi. Onun böğründe şalale var. Büyük şalale. Şöyle o şekilde gösterdim size. Onun böğründe güzel meyve ağaçları var. Orada gezesi yerler var. Ben 1989 yılda Dimer lezzeti kim 2 yıldan sonra. Ben Yugoslavya'dan alıp Cakatala'ya getirdim. Kanatın Daroga. Ben çekirdim lezzetten Kabizdere'ye, Kabizdere'den Şamilovka'ya. Hunzugor Dağı'na çekirdim. Turistleri geldim. Benim başıma it oyunu açtılar. İt oyunu açtılar. Ahırda ben hemen şeyi sattım. Sen oraya Gürcistan'a, Gürcistan'a sattım gitti. Ama 5 yıl hemen şeyi sakladım. Mağlup çekmeye koymadım. Bu insanlara kim lazım bilirsen mi? İstersin kazansın. Bunlara dole versin. Ne bileyim Uşaskovya, ne bileyim prokurora, ne bileyim miliseye, ne bileyim ekolojiye. Babam senle şarik pul kazanmışam. Senle şarik onu dikmişam. Sen devletsin. Prezidentim deyipti ki bala, biz Azerbaycan vatandaşına hizmet edelim. Neden olur benim 5 tane mektubu Azerbaycan devletinin, prezidentin adına yazan mektubu, prezident aparatının, cinayetkarların havadarları olanlar gönderirler. Kimle yazmışam ona? O ne kalacak bana? Reks eleyecek, ondan da eleyecek. Prezidente birinci eliye müracaatimi Bakı Haberleri gazetinde hürmetli Aydın Mellim'in eliyle bütün sayfaya derc ettirmiş. Aydın Kuruyev derc edilmiş Bakı Haberleri gazetinde. Ben prezidente ne kadar mektup yazmışam da ondan sabahı da ne kadar jurnalistler gelip bana kulağı açtırlar, gidip başını bağırıyor. Kardeş, bizim Azerbaycan'da ne sayıtlara bakan var, ne gazet okuyan var, ne yazılan. Şimdi benim 73 yaşım var. Sovyet hükümeti dövründe, ben küçümde işteydim. Bir tane gazette makale çıkmıştı. Adam Moskova'dan komisye geldi. Ama senin birbirleri, medyan, zaten bu hamısı boş şeydi. Benim devletim için boş şeydi. Bana lazımdı büyüleri ne bilirsen mi? Bütün dünya bilsin. Ben azad sahipkarın başına ne oynatırlar. Benim azad devletimde ne kadar yalan danışırlar. Bunun sonu yoktu. Olmayacaktı da. Siz medya işçilerine ben yine değilim. İsteyirsiniz sayıtlarda verin. İsteyirsiniz gazetlerde verin. Gazetler olacaktı. El silen salfetka. Aidiyeti ucuna bir köpeğoğlu gelip soruşmayacaktı ki Hacı Bey Mellim senin kabızlara abiyektin neçenciyle almışsan neçeye alacaksın neçeye almışsan yok aidiyeti oradan diye gelip soruşmur falan ne var yazır ona ha bunların yazdığı şey bilsen nedir ben mektup yazıyorum şey prokuratörden prokurorluktan mağak mektup gelir yazılıp da orada sizin mektubunuz araştırıldı. Cinayet terkibi olmadığı için reddolundu. Baş prokuror Cakir Karaloğlu'nun görüşüne girdi. Hemen Mehmet'te gördüm. Hardan haber çıktı bizim prokuror geldi benim yanıma. Baktı dedi sen şikayete gelsen dımçağına var. Neyse bununla danışmadım. Seherse gün geldim avuza. Orada bir şikayetçiler oturan otak vardı. Nöbetle prokurorun kapısına girmek için. Büyük otak. Ben de bariye, kapıya taraf, belimi çevirmemle oturmuşum. Bir de gözüm dalda belimi okalıyor mu? Bir de ben baktım, gözüm Cektal'a bırakıyor, elim benim. Dedim kardeş, Cektal'da belimi okamaya mı buldun? Burada niye okuyacağım belimi? Buraya gireyim. Ya sen beni kardeşim falan dedi. Neyse girdim prokurorun kabuluna. Oturdum, prokurorun köşesinde oturuyor. Burada prokuror oturdu. Zıt elim elim gelip oturdu prokurorla yanaşıyor. Adı bir iki kelime prokurorla danışıyorum, elim elim cevap verin. Hangi halde kaydım geldim eve? Başlıyor. Sonra elim elim mağazadan geldi. Ne oldu senin prokurorla şikayetin? Şimdi bana lağır evde bana. Dedim prokurorun sözlerine cevap verin, sen de öldürün. Sen orada oturdun, sana da tergiyle ben çıktım.